Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili altılar, sınavlarınız başladı mı? Biz bugün size için hazırlamış olduğumuz ikinci dönem ikinci örnek yazılı sorularını paylaşacağız sizinle. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Resimleri uygun kavramlarla eşleştirmemi istiyor. Peki burada neye dikkat edeceğim arkadaşlar? Tabii ki kelime bilgisine. Bol bol sözlük karıştırın. Boş zamanlarınızda sözlükleri açıp kelimeleri tek tek sırayla okuyabilirsiniz. Sözlük okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun size hiçbir zararı yok. Tam aksine İngilizce dediğimiz hani e kelime bilgisinden ibarettir. Yani bol bol kelime bilmeniz lazım. Onların anlamlarını bilmeniz lazım ki günlük hayatta da bunu rahat rahat kullanıp konuşabilirsiniz arkadaşlar. Gerbaç olarak gördüğümüz kelime arkadaşlar rabiş kelimesiyle eş anlamlıdır. Yani çöp anlamına geleceği için bunu a ile eşleştireceğiz. Evet. True away demek atmak demektir arkadaşlar. Yani neyi atabilirsiniz mesela? True away your rubbish. Atmak demek olduğu için mesela bunu da şey yapabiliriz. Çöple eşleştirebiliriz. Neden? You should true away the garbage in the rubbish box şeklinde söylediği için bunu ben buna da eşleştirebilirim. Hani diyelim ki çöpü dışarıdan çöp kutusuna atıyorsanız. Amplak demek fişe takmak, fişten çıkarmak. Şu anda fişten çıkarmak gördüğümüz için en üstteki resimde bunu yukarıdaki resimde. Çünkü an buraya olumsuzluk anlamı katıyor. Plak takmak demek zaten. Hani yerleştirmek, içerisine geçirmek anlamına geliyor. Amplak fişten çıkarmak olarak karşımıza çıkacak. Peki neden bunu vermiş olabilir? Mesela diyelim kullanmadığınız elektrikler var. İşte kullanmadığınız elektrikli eşyalar var ya da o zaman onların fişlerini prizden çekmelisiniz. Çünkü eğer hani hali hazırda sinyal veren teknolojik cihazlarsa bile arkadaşlar onlar hala elektrik tüketimine devam ediyorlar. Bu da bizim için israf anlamına geliyor. Diğeri de son olarak remote control yani kendin kontrol edebildiğin şey nedir arkadaşlar? El kumandası bu sebeple bunu da ikinci resimle eşleştirerek buradaki soruyu tamamlamış olacağım. Evet hemen diğer sorumla devam edeyim. Boşluklara gelmesi gereken kavramları işaretleyin demiş. Şimdi bu tarz sorularda da tabii ki yine soru kalıplarının anlamlarını çok iyi bir şekilde bilmeniz lazım. Ben şimdi üzerlerine yazacağım. Why demek, niçin demek, neden, niçin. Ve bu tarz soruların cevapları arkadaşlar because ile başlar. Buna dikkat edin. E, çünkü niçin diye soruyorsa çünkü diye cevaba başlarsınız. Because da çünkü demek. Bu arada bu tarz soruların cevapları asla yes no olmaz. Eğer neyi hani her hangi soru neyi soruyorsa mesela yer mi soruyor mekanla başlayabilirsiniz. Why mı soruyor because da başlayabilirsiniz. Ne sıklıkla mı soruyor haftada bir iki daima sık sık şeklinde cevap verebilirsiniz. Bu yüzden bunlara dikkat edin biz bunları İngilizce'de genel, genel olarak double H questions diyoruz. Double H questions. When, ne zaman How often ne sıklıkla What time saat kaçta bunu when'le karıştırmayın. Burada tam saat soruyor size. When dediği zaman ne zaman dediği zamanın hani pazartesi salı gelecek ay şeklinde cevap verebiliyorsunuz. Ama what time diye soruyorsa arkadaşlar saat olarak cevap vermeniz lazım. What ne demek? Bu sürekli aranızda espri yaptığınız şey. What ne demek? Ne demek? Evet ben de sana soruyorum ne demek şeklinde. Sürekli bir döngü halinde birbirine sorup birbirinize sorup şakalaştığınız kelimenin anlamı bu. How nasıl? Mesela how old kaç yaşında? How are you? Nasılsın? şeklinde sorulabiliyor. Where nerede demiştik? When ne zaman? Why niçin? How often ne sıklıkla? What ne demiştik? Evet ne demiştik. Şimdi sizin diyor ki bla bla are you doing? Ecem we are going to cinema. O zaman şöyle soru sordu. Siz nereye gidiyorsunuz? Biz sinemaya gidiyoruz. Çünkü buradaki to sinemayı karşılayan kelime burası bir yer bildirdiği için arkadaşlar buraya ver olarak boşluğumuzu doldurmamız gerekiyor. Where are you going? Siz nereye gidiyorsunuz? We are going to cinema. Bakın you'nun burada siz anlamı da var. Bu sebeple ona we ile cevap vermesi de arkadaşlar doğru bir bilgidir. Çünkü you'nun sen anlamına ayla hani onu mesela soruda you ile soruyorsanız cevabı ayla verebilirsiniz. Ya da you ile soruyorsa we ile verebilirsiniz. İkisi de doğru. Evet. Bla bla does your school start? Senin okulun başlıyor. Şimdi cevaba baktığınız zaman bu arada it start it starts olacak. Çünkü bu simple present tense ve he, she, it e olumlu cümlelerde s, e, s, e, s takıları gelir. Sabah sabah saat yani saat verdiği için burada mesela diyelim ki buraya da am yazalım. Sabah saat 9'da Dediği için 9 olacağından dolayı burada bir zaman bilgisi var. What time'ı buradaki boşluğa yerleştirmemiz lazım. What time does your school start? Senin okulun saat kaçta başlıyor? It starts at 9 a.m. Sabah saat 9'da başlıyor dedi. Bla bla do you brush teeth? Bla bla do you brush your teeth? Sen dişlerini fırçalarsın. Twice a day. Twice iki kere demek arkadaşlar. Ya mesela bu ne olabilirdi? Once bir kez. Sonra mesela three times olabilir. Three times, üç kez. Once a day, twice a day. Three times a day. Üç kez, bir kez, iki kere, üç kere şeklinde. O zaman sorduğu soru ne sıklıkla olmalı ki cevabını günde bir, günde iki, günde üç şeklinde cevap versin. Ve baktığımız zaman dedi ki How often do you brush your feet? Sen dişlerini ne sıklıkla fırçalarsın? I brush my teeth twice a day. Ben dişlerimi günde iki kere fırçalarım dedi. Evet umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Lütfen soru kalıplarının anlamlarını ezberleyin. Ve bunları doğru bir şekilde yerleştirebilmek için cevapta size verilen ipuçlarına bakarak sorularınızı doğru olarak yanıtlayabilirsiniz. Cümlelerdeki boşlukları Can can't should doldurun demiş. Şimdi bunları da yapabilmeniz için arkadaşlar anlam bilgisi lazım tabii ki size ama bir de gramer bilgisi lazım. Biz can'ı kantı yetenek bildirmek için eğer yeteneği yapabiliyorsak can, yapamıyorsak can't kullanıyoruz. Mesela I can ride a bike. Ben bisiklete binebilirim. I can't speak French. Ben Fransızca konuşamam. Should ve shouldn'dı da tavsiyeler advice'lar için İngilizce advice diyoruz onları. Yeteneklere İngilizce ability diyoruz. Onları yazayım isterseniz. Ability and advice. Bunların ikisi birbirlerinden farklı oldukları için. Sen dişçiye gitmelisin eğer dişin ağrıyorsa derken şudu. Sen e, dişlerini fırçalayabilirsin derken keni kullanıyoruz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Yine aynı şekilde da olumlu cümlede şudun olumsuz cümlede kullanılan kalıplar olarak karşıma çıkacak. Evet. Madem öyleyse. Şöyle kaldım biraz uzattıktan sonra devam edeceğim bir saniye. Evet. We blah blah recycle paper and plastic. Biz kağıdı ve plastiği geri dönüştürmeliyiz ya da deni geri dönüştürebiliriz. O zaman ne diyebiliriz mesela? We should yapmalıyız. Çünkü bu önemli bir şey. Bu bir tavsiye olabilir. Ama tabii ben buraya ken yazarsam da yanlış olmaz. Hani bunu yapabiliriz. Bunu yapmaya yeteneğimiz var da diyebilirsiniz ama burada doğrusu şu da olmalıdır. Çünkü bu bizim için tavsiye niteliğinde bir cümledir. Kağıdı ve plastiği geri dönüştürebilmek önemli olduğu için sana bunu yapman gerektiğini tavsiye ediyorum niteliğindedir. Lions fly like birds. Buradaki like'ın anlamı hoşlanmak değil arkadaşlar. Eğer bir isimden önce geliyorsa like gibi şeklinde kullanılan bir anlama gelecek. O zaman aslanlar kuşlar gibi uçmak. Kuşlar gibi aslanlar tabii ki uçamadıkları için lions can't fly like birds diyeceğiz. Çünkü ne dememiz lazım? Mesela bunu e, birds kuşlar can fly kuşlar uçabilir. But lions can't fly like birds diyeceğiz. Evet diğerine bakalım. You blah blah threw away rubbish. Sen çöplerini hatta ne diyelim into rubbish box diyelim hatta değil mi o zaman sen çöplerini çöp kutusuna atmalısın demek ki you should demeliyiz ama eğer ki şurayı koymazsa arkadaşlar hani burası olmazsa sadece şuraya kadar olursa sen çöplerini etrafa atmamalısın diyerek de o zaman o kısma kadar da gelecek yanıt shouldn't olmalıydı. Eğer şurayı yazmazsam you shouldn't throw. You pardon, you shouldn't throw away rubbish. Sen çöplerini etrafa atmamalısın. Çünkü bu yanlış bir şey. Bunu sana tavsiye etmiyorum. Ama sen çöplerini çöp kutusuna atmalısın. You should throw away rubbish into rubbish box şeklinde devam edebilirdi. Ve evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Hem olumsuzunu hem olumsuzunu göstermek istedim arkadaşlar size onu. Şimdi devamında diyor ki bla bla go to doctor because I am ill. Ben doktora gitmeliyim çünkü ben hastayım. O zaman I should go to doctor because I am ill. O zaman mesela diyelim ki ben ne yapmamalıyım hastayken? İşte dondurma yememeliyim. I shouldn't eat ice cream because I am ill şeklinde de olabilirdi. Biz suyu israf etmemeliyiz. O zaman we shouldn't Pardon, we shouldn't waste water. Waste burada israf etmek, harcamak anlamına geliyor arkadaşlar. Bu sebeple evet bizim suyu israf etmememiz lazım. O zaman shouldn't kullanmamız gerekiyordu. We should keep water. Bizim suyu tutmamız lazım. Boş yere harcamamamız lazım şeklinde olursa da should şeklinde kullanacaktık. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Kendi çok fazla cümle göremediğim için ben bir örnek verdim. Burada şu şudunları da bu şekilde anlamlarına göre tavsiye verme durumlarına göre anlayarak siz gerekli boşluklara doğru bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Ve bunlardan sonra gelen fiillere dikkat ettiyseniz hep yalın halde fiiller kullanılmış. Hani can recycle, can't fly, can't throw away, can't go. Yani emizar, ing ya da past tense falan kullanmıyorsunuz. Doğrudan fiilinizi olduğu şekilde getirebiliyorsunuz. Evet sevgili İstanbul Yeni Kenti İlkokulu bizi takip ettiğiniz ve yorumlara güzel yorumlar bıraktığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Evet diğer sorumda kaldığım yerden devam ediyorum. Buradaki soruda da bir occupations sorusuyla karşı karşıyayız. Yani burada da şimdi bir meslekler sorusu çözeceğiz. Hemen birkaç bilgi vereceğim occupations ile ilgili. Şimdi occupations dediğim zaman yani meslekler dediğim zaman ya da job da diyebilirim arkadaşlar buna. Sorusu what is your job şeklinde olacak. What's your job? Ya da şöyle de sorulabilir mesela. What do you do? Sen ne yaparsın? Ne iş yaparsın anlamında kullanılıyor burada. Bundan sonra cevap da işte soldier olabilir. Soldier ne demek? Asker hemen yazalım. Artist demek sanatçı demek arkadaşlar. Lawyer demek, avukat demek ve arkitek demek, mimar demek arkadaşlar. Tabi bunların dışında işte başka bilmemiz gereken meslekler var. Mesela engineer var, mühendis. Doctor var, doktor. Ondan sonra tailor var, terzi. Nurse var, hemşire. Başka ne olabilir arkadaşlar? Manager var, yönetici aynı şekilde. Teacher var, öğretmen. Student var, öğrenci. Baker var, işte barber var, hairdresser. Ondan sonra ne olabilir? Salesman, saleswoman. Dünya kadar çeşit var. Dünya kadar meslek var daha doğrusu. Tabi her mesleğin de gereklilikleri var kendine göre. Sizin de bu tarz soruları doğru bir şekilde çözebilmeniz için meslekleri anlamlarıyla beraber ve yaptıkları işlerle beraber ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Okay, let's start with the first. Hemen ile başlayalım. I am a blah blah. I can defend innocent people at the court. Buradaki defend'den kastı arkadaşlar savunmak. Ben ne yapabilirim diyor? Masum insanları, innocent masum demek. Ben masum insanları mahkemede koruyabilirim, onları savunabilirim. O zaman ben kimim arkadaşlar? Ben bir lawyer'ım. I am a lawyer şeklinde yazdım buraya. Evet. Devamında dedi ki I am an en biliyorsunuz burada gelecek olan kelime eğer sesli harfle başlarsa en kullanıyoruz. E olsaydı mesela bakın a lawyer kullandım yukarıda. An architect kullanacağım burada. Neden? Çünkü I can design and drawing Drawing değil tabii ki. Burası draw olacak yanlış yazılmış. I can design and draw modern buildings. Ben modern binaları dizayn edebilir ve onların resimlerini çizebilirim. O zaman ben kimim? Ben bir mimarım. I am an architect şeklinde buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Şu e tabii ki. Evet devamında dedi ki I am a bla bla. I wear a uniform and protect the country. Ben bir üniforma giyerim ve ülkemi korurum. Korumak burada da. O zaman who I am? Who am I? I am a soldier. Okay. Ben bir askerim. Ülkemi korurum ve bir üniforma giyerim dedi. Bunu da ile eşleştirdik. I am a an Bla bla. I can act in films, play and TV shows. Ben ne yapabilirim diyor. Filmlerde oynayabilirim. Ondan sonra ee, ve televizyon şovlarına çıkabilirim. Şimdi burada muhtemelen bunu artist de yerleştirmiş ama maalesef bunu hazırlayan arkadaşımız biraz yanlış hazırlamış. I am an actor olacaktı. Çünkü artist olabilmesi için ne olacak mesela? Diyebilir ki mesela I can draw Pictures, ben resimler çizebilirim ya da işte heykeller yapabilirim ya da işte e, resimleri boyayabilirim yağlı tablolar oluşturabilirim şeklinde. Buradaki sanatçıdan kastı biraz daha güzel sanatlar. Eğer filmlerde oynuyorsa ve oyunlarda oynuyorsa televizyon şovlarına çıkıyorsa bu arkadaşımızın bir aktör olması gerekiyordu. Eğer bayan olsaydı bu bir aktris olacaktı arkadaşlar. Bu da hatırınızda kenarda kalsın. Epey bir meslek bilgisi vermiş oldum. Yoğun bir sayfayla güzel bir konu tekrarı yapmış olduk arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen siz de anlatmamızı istediğiniz konu ve konu başlıklarını yorumlara bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Son sorumla kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdiki sorumda da Bol bol kelime bilgisi göreceğiz. Burada ne var? Pollution, Forest, Tent, Comfortable, Thursday, West, Rubbish and Environment şeklinde bize verilen bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarını yerleştireceğiz. O zaman hemen başlayalım. İsraf dedi. Az önce ne demiştim mesela? We shouldn't waste water demiştim. O zaman bu waste anlamına gelecek. Evet, we shouldn't... Um, We shouldn't throw rubbish to environment. Çöplerimizi çevreye atmamalıyız. Bu environment anlamına gelecek çevre. We should, we should keep our environment. Biz çevremizi korumalıyız. Çadır tent anlamına geliyor. I can stay in a tent. Ben bir çadırda kalabilirim. Ya da I can't stay in a tent. Ben bir çadırda kalamam şeklinde olacak. Forest We should for keep our forest, we shouldn't cut the trees. Ormanlarımızı korumalıyız ve ağaçlarımızı kesmemeliyiz şeklinde olabilir. Bu konforlu olacaktı ve aynı şekilde benzer isimle başlıyor. Comfortable bu bir sıfattır arkadaşlar biliyorsunuz. Mesela ne diyebiliriz? Planes are very comfortable. Uçaklar çok rahattır diyebiliriz. Kirliliğin anlamı kirli, kirlilik, pollution. Pollution. Mesela... Um, environment pollution, çevre kirliliği, weather pollution ne diyebiliriz mesela water pollution, su kirliliği olabilir ya da işte weather pollution, hava kirliliği ya da air pollution daha iyi olabilir tabii ki air pollution, su, hava kirliliği şeklinde karşımıza çıkabilir çöp az önce de söylemiştik garbage de olabilirdi, rubbish de olabilirdi buna dikkat edeceğiz we shouldn't throw away rubbish demeliyiz. Etrafımıza çöplerimizi atmamalıyız. Perşembe de günlerden Thursday olacak. E bundan öncesinde ne vardı hatırlıyorsanız. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday diye haftanın 7 gününü tek tek sayarak isimlerini bilmemiz gerekiyor. Son sorum dedim ama arkada bir sürpriz soru daha varmış. Ve o soruda da arkadaşlar sanırım Continuous Tense anlatmam gerekecek size birazcık. Yani Türkçedeki karşılığı olan şimdiki zamandan bahsediyorum. Evet hemen bakalım. Bu tarz soruları yanıtlayabilmek için bu tensi iyi bilmek lazım. Peki bu tersinin kuralı neydi? Hemen hatırlayalım. Arkadaşlar bu tensin kuralı kalem rengi seçemedim. Pembe renkle yazıyorum bu defa. Bu tensin kuralı arkadaşlar şu. Bir kere emizar kullanmayı unutmayacaksınız. Em, iz, ar. İster olumlu cümle olsun, ister olumsuz cümle olsun, ister soru cümlesi olsun. Oyun olumlu cümlelerde 'em', e, olumsuzlarda am not', 'is', 'isn't', 'are', 'aren't' şeklinde olacak ve Verbünüzün yanına ing takısı getirerek onu isimleştirmeyi unutmayın. Çünkü burada fiilin esas görevini burası taşıyacak. Şimdi soruyor. Sorulan özneye göre yanıt vermekte de dikkatli olun. What is Melike doing? Melike bir hanım olduğu için, bayan olduğu için oraya ne yapacağız? Başlarken she ile başlamamız lazım. She'ye ne gelecek bunlardan arkadaşlar? Tabii ki de is. Şimdi bakıyorum. Play with her sister. Kız kardeşiyle oynuyormuş. Fiilimiz burada play olduğu için onun yanına da ing takısı getireceğiz. She is playing with her sister mesela burada sonunda ne olabilirdi? Now olabilirdi. Bu benim için continuous sense, ipucu veren zaman zarflarından bir tanesidir. What am I doing? Ben ne yapıyorum diye soruyor. Bakın sorularda I diye soruyorsa cevap verirken ona you diye cevap vermeyi unutmayın. Çünkü soruda you diye sorarsa cevapta I diyorsunuz. O zaman ben ne yapıyorum diyorsa sen ne yapıyorsun demek için senle başlayacağım. You are çünkü you'nun yardımcı fiili are'dır. To be fiili. Bunlar arkadaşlar to be verbsler. You are teach school courses. Fiilimiz burada teach olduğu için yanına ayıncı takısını getirmeyi unutmuyoruz. You are teaching school courses. Sen Okul derslerini öğretiyorsun. Teach öğretmek anlamına geliyor biliyorsunuz. Evet hemen diğeriyle kaldığım yerden devam ediyorum. Onlar ne yapıyorlar? D ile sorduğu için D ile yanıt vereceğim. Çünkü onlar şunu yapıyorlar diyeceğim. D'in yardımcı fiili yine are. They are pick up the garbage. Onlar çöpleri topluyorlar. Pick burada benim fiilim olduğu için buraya picking diyeceğim. They are picking up the garbage şeklinde olacak. Rubbish de olabilirdi bu aynı şekilde. Bu şekilde cevaplamış olduk. What are you doing? Sen ne yapıyorsun? Az önce ne demiştim? Soruda you ile sorarsa cevapta A ile yanıt vereceğiz. Bu are you dönüşümlerine çok dikkat edin. You are, sorry pardon çok özür dilerim you değil. I am diye de yanıt verebilirim. Ya da biz birden fazlaysak hani you'nun siz anlamı varsa biz buna we are olarak da cevap verebiliriz. Bu da hatırınızda olsun. Çünkü you'nun hem sen anlamı var hem de siz anlamı var. Bu şekilde de soru cevabı olabilir. I am buradaki fiilim ikisinden biri de olsa özlem fark etmeyecek. Fiilim watch olduğu için I am watching the course video. Ben kurs videosunu, ders videosunu, ödev videosunu izliyorum şeklinde yanıt vermiş oldum. Evet arkadaşlar umarım açıklayıcı olmuştur. Simple Present Tense'de de emizar ve verb ayıncıyı unutmayacağız. Gerek olumlu gerek olumsuz gerek de soru cümlelerinde ve yardımcı fiillerimizden sonra cümle sonuna gelen zaman zarflarımız now olabilir. Mesela burada at the moment olabilirdi arkadaşlar şu dakikada şu anda ya da at right olabilirdi burada aynı şekilde bunlar da bana şimdiki zaman yani kurulan cümlemin şimdiki zaman olduğuna dair bilgi veren ipucu veren en temel zaman zarfların arasında yer alır evet soru çözümlerimin sonuna geldim umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar lütfen videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın hep birlikte büyüyelim kendinize iyi bakın arkadaşlar sınavlarınızda başarılar hoşçakalın